Türkiye'de uzunca bir süre satranç dendiğinde ilk akla gelen isimler Kasparov ve Karpov'du. Hatta ikisinin ölümcül bir birleşimi de kullanılırdı. Karpasov gibi isimler de üretilmiştir. TRT'nin olduğu dönemde, sadece tek kanalın olduğu dönemde Karpov'la Kasparov arasındaki dünya şampiyonluğu maçı haberlerden anons edilirdi. Gazetelerde haberleri olurdu. Evet, internet vesaire, bilgisayar yoktu, öyle bir ortam yoktu. Ama bilginin daha az olduğu dönemde bu şampiyonluk maçları da hep yer tutardı basında. Şimdi bu ikilinin ilginç bir oyununu göstereceğiz. Karpov beyazlarla oynuyor, siyahlarla Kasparov. Sene 1990. Karpov D4 sürerek başlıyor. At F6, C4, G6, at C3, fil G7, E4, D6, şahin savunması. Kasparov'un gençlik yıllarından itibaren başarıyla oynadığı, onun stiline uygun, keskin konumlar yaratan şahin savunması. At F3, rok, fil E2, E5. Fil E3 o dönemlerde yavaş yavaş popüler olan bir hamleydi. Beyazlar ne rok atıyor ne de debeş sürüyor. Fil hamlesiyle elindeki olanakları tutuyor, ilerisine saklıyor planını göstermeyin. Fil E3'e şimdi Kasparov vezire E7 oynuyor. Aslında burada esasen beyazların debeş sürmesini istiyor. Beyazlar debeş sürsün, merkezi kapatsın istiyor. Ama at C6 gibi bir hamle konumsal olarak kayıp duruma düşürür. Nasıl mı? Siyahlar at C6 oynarsa D5, at E7 sonrasında at D2 oynar beyazlar. Diyelim siyah at D7 oynadı. Beyazlar B4 geldi. F5'e, F3, F4'e, fil F2, G5'te siyahlar tipik bir şekilde şah kanadından saldırıya başladı. Hatırlayanlar olacaktır bu tür konumları, ama burada bir sıkıntı var. Siyahlar şah kanadından saldırıyor ama sorun şu ki şah kanadında değil şah. İşte varyantın inceliği bu. Beyazların roku ertelemesinin arkasında yatan fikir de bu. Dolayısıyla Kasparov at C6 ile hemen planını belli etmiyor. Vezir E7 oynuyor. Eğer beyazlar D5 oynarsa bu sefer at G4 de fili rahatsız edecek. Biraz önceki sistemi oluşturamayacak beyazlar kolayca. Şimdi Karpov D alır E5 yapıyor. D alır E5'ten sonra at D5 ile sakin yollara gelelim Kasparov diyor. Yani ben o konumları daha iyi bilirim. Oyun sonuna geçelim. Mesela sen burada at D5 yaparsan ben CD5 yapayım. Şöyle vezir kanından baskı yapayım. Tam benim tarzımda olsun diyor. Ama Kasparov keskin oyunlar peşinde. At D5'e, garip gelecek ama, vezirin D8'e gidiyor. Üstelik taktik açıdan da sıkıntı var. Fil C5 geliyor, kale istiyor. E ne yapacak şimdi siyahlar? Eğer burada kalesini kaçarsa, ki beklenen hamle bu değil mi? Fil E7 terk. Neden mi? E atı istedi. Bakın atı istedi 2 ile, veziri istedi. E diyeceksiniz ki almıyor mu kaleyi de? Alıyor da at F6 var. Sonra arkada şah çekti. Şah çekti bakın. Vezir boşta. Kayıp. Dolayısıyla fil C5'e şapkasından tavşan çıkarmalı Kasparov. Ama Mihail Tal'dan farklı olarak bu şapkadan tavşan çıkarma işini Kasparov genelde, hele hele bu açılış konumlarında, evde hazırlıyor. İnanılmaz bir ev hazırlığı var Kasparov'un. Ve o dönemde böyle bilgisayar desteği falan yok. El emeği, göz nuru çalışmalar bunlar. Burada kaleyi kaçmak yerine at alır E4 de kalite feda ediyor. Bunlar hep ev hazırlığı. Ya yani masada bulmuyor, ilham gelip de bulmuyor. Şimdi kaleyi alacak Karpov. Önce bir fil E7 yapıyor. Vezir D7'ye götürüyor. Filin yolunu kapatsın diye. Şimdi fil F8 yapıyor. Şah alır F8. Ve şimdi ne oldu? Kalite feda etti Kasparov. Karşında bir E4'ten merkez piyonunu aldı. Bir de buna karşılık fili var. Siyah karelerdeki fili. Rakibin siyah filini aldı. Çok çılgınca gözüküyor. Ama dedim ya, uzun uzun bunu analiz ediyorlar. Karpov'un beklemediği bir varyant. Böyle bir avantaj var. Hazırlıklı olma avantajı var. Karpov vezir C2 oynamış. At C5 atı kaçmış. Kale D1 at C6. Rok. At E6 ve şimdi belki biraz önce de gördünüz, burada hep o hamle vardı. At B6. Evet, açarak saldırı. At kaleyi tehdit etti. Kale veziri tehdit etti. Bunlar da belki hazırlık olabilir. O kadar abartayım mı? Ya en azından böyle bir hayali olarak böyle şeyler yapılırsa kalite feda edebilir miyiz diye düşünmüş de olabilir. Masa başında da olabilir. Şimdi at B6 yapınca
Ne oldu kale gidecek? Kasparov burada veziri veriyor. AB6, kale alır D7, fil alır D7. Kafamız mı karıştı? Bir sakinleşelim bakalım. Şimdi Kasparov veziri verdi. Bunun karşılığında şu fili, siyah karelerdeki fili ve atı aldı. Bakın diğer taşlar aynı. Vezire karşı fil ve at var. Piyon durumu ne? Bir tane de piyonu var. Vezire karşı fil, at, piyon. Ne olur bu durum? Vezirle fil, at baş edebilir mi? At fazla olduğu için tutunacak noktalar önemli atlar için ve konumda vezirin dalamayacağı şekilde çok açık olmamalı. Vezir yeterince etkili olmamalı. Vezir D2 oynamış, fili tehdit etmiş. Fil E8 oynamış. Kaleyle gelmiyor bakın. Kale D8'e gelmiyor. Çünkü şu anda A2 piyonu istekte. O tempoyu kullanmak istiyor. B3 yapınca Karpov yandan piyonu koruyunca şimdi Kasparov ilerliyor. E4 hareketli merkez piyonu. Şu canavar fil bakın. Fazla fili bu siyahların. Filin önü açıldı. Ve at kötü bir yere gitmek zorunda. At E1'e gidiyor. At G5'te sakat olacaktı. F5 piyondan ilerliyor. Fil D1. Sorun bu zaten. Eğer bir şey feda ediyorsanız hemen mat yoksa en azından rakip aletler arasında bir ahenk sorunu olmalı. Kale F1'de kaldı, tıkandı. At E1'de tahtanın kenarında. Fil düzgün bir yere gidemiyor. Tek gidebildiği yer D1 oraya gidiyor Karpov zaten. At E5 siyah atlar öyle mi canavar gibi. Rakibin üzerine gidiyor. Bakın burada ileri karakol bile var. Fırsat bulursa bu D3'e girecek. Yani bu at, şimdi atın haline bakın. At berbat bir halde tahtanın kenarında kalmış sakat at. Siyah atsa küheylan adeta. At C2 şimdi bunu adam etmeye çalışıyor. Ama ne pahasına piyonu verdi. Bir de piyonu vermeseydi ne olacaktı? Burada diyelim A4 sürseydi. Atı oynamak için bu kale D8. Şimdi kale buradan gelecek. Veziri kaçtı. C5. Of of of. Yani kilitlendi bu fil. Bu fil çakılı piyonlarla zaten kötü fil. Şu kare at için kuvvetli. Bu kare ileride potansiyel. Buradan dalma fil C6 fikirleri var. Yani destekleyecek. Sonra F piyonu ilerleyebilir. Her türlü imkan var. Her türlü imkan var. Burada Karpov pratik olarak en iyi şansını kullanıyor belki. At C2 oynuyor. Kale A2'ye. Vezir D5 dalıyor. Şah E7 piyonu, atı tuttu, piyonu bıraktı. Vezir B7'ye ne var? Hani şu arzu ettiğimiz vezir dalışı. Fil C6, vezir C8, kale A8. Vezir gitti ve siyahlar kazanır. Sıkıştı bakın. Yani daldı ve sıkıştı. Siyah taşlar ne kadar hakim. Yani materyal olarak siyahlar geride gibi, geride gibisi yok ama hakim tahtaya. Taşların etkili kullanımı. Şah E7'ye at B4 yapmış Karpov. O da kurt. O da kurt oyuncu. C6 yapınca şimdi harekete bakın. Vezir E6, şah E6. At alır A2 ile veziri veriyor. Çünkü vezir işe yaramıyordu. O da kale ve at aldı. At F7'de. Şimdi durum ne? Durum şu. Beyazlar kalite önde ama siyahların da taş gibi iki piyon var. At F7, fil E2, at D6, at B4, fil C3, at C2, F4 hareketlendirmeye çalışıyor Kasparov. Kale D1, piyon fazlalığını H5, F3, E3. Mecburen bunu yaptı Karpov, mecburen yaptı. Burada G3 ile parçalamak istiyor. Bağlı geçer oldu, evet doğru diyorsunuz bağlı geçer oldu ama hadi şahın kontrolünde bir de G3 ile parçalamaya çalışıyor. G5, fil D3, file de biraz alan buldu. H4, şah F1. G3'ü aldığı zaman burada 2 ile aldığı zaman burada E3 piyonu boşta kalacak FG3 yaptığında. O yüzden dert etmiyor. C5'e şah E2 merkezleşti, bloke etti. B5 Kasparov zorluyor. C5, at alır B5, fil C4, şah E7, kale D5. Karpov da taşlarını kalesini etkili bir şekilde kullanıyor. Fil F6, G5 tuttu. Kale alır C5, at C3, şah, şah F1, fil G6. Evet, 40. hamlede oldu. Yani bunun öncesinde bir de Zeitnot varsa of of ne zor oyundu. 40. hamleden sonra ek süre veriliyor veya ajurne ediliyor muydu o dönemler? Erteleniyor oyun sonra oynanmak üzere. At E1, şah D6, kale A5, FG, HG, HG, at G2, B5 yapıyor. Kale A6, şah, şah E7, kale A7, şah E8, kale A8, fil D8. At alır E3, B alır C4, at alır C4. Buraları hızlı gösterdim ama
beyazlar tehlikeyi atlattı. G4. Şimdi kaleye iki alet oldu ama şöyle bir sıkıntı var. Tahtada piyon kalmadı pek. G4 ile şimdi şah G2 yapmış. Hiç kurcalamamış. Çünkü FG4'e şu an düşünür hale geldim. Fil E4'ten sonra, fil E4'ten sonra bakın bir numara varmış. Kale istiyor. G2 sürecek. Şah G1'e at E2 yapacak Kasparov. Son anda bir numara ama yer mi yemez Karpov. Şah G2 yapıyor at E2'ye. At E5'e, GF3, Şah F3, G2 vezir çıkacak, kırmış Karpov ve burada beraberlik. Çünkü kaleyi alınca Şah alır G2, tahtada taş kalmadı, fil ata at, berabere olacaktır. 90 yılından Karpov-Kasparov'dan heyecanlı bir oyun izledik. Umarım beğenmişsinizdir de beğeninizi esirgemezsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.